Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim deniz dalgası tatlısı. Böyle şerbetli güzel bir tatlı hazırlayacağız. İsterseniz Ramazan'da iftar için hazırlayabilirsiniz. İsterseniz de bayrama da yapabilirsiniz. Çok kolay oluyor. Öyle çok fazlası uğraştırıcı bir tatlı değil. İlk önce şerbetini hazırlayayım. Ben ocağa koyayım, o kaynasın. 2 su bardağı evimizdeki klasik bardakla toz şeker. 2,5 da su ilave ediyorum. Bir dilim de limon atıyorum. Ocağa götüreceğim. Ara ara karıştırarak kaynatacağım. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısa alacağım. Bir 10 dakika kaynatıp ocaktan alacağım. Gelince kabı önüme alayım. Şimdi hamurunu yoğurmaya başlayacağım. 150 gram oda ısısında beklettiğim tereyağı. Margarin de kullanabilirsiniz. Bir yumurta. Yarım çay bardağı irmik, bir çay bardağı ceviz içi, iyice dövdüm. 2 yemek kaşığı tahin yeterli. Yanıma bir su bardağı unu aldım. Gerekirse birazcık daha alacağım. Bu az gelebilir. Şimdi bir karıştırayım. Önce yağı şöyle bir dağıtayım. Bir paket kabartma tozu ve bir su bardağı dolusu unu ilave ediyorum. Bakacağım, duruma göre biraz daha un ilave edebilirim. Bu esnada elemeyi ihmal etmeyin. Ununu fazla kaçırırsanız şerbetini çekmeyecektir. Tatlıda bu aşamalara her zaman dikkat edin. Unu fazla kaçan tatlılar genelde şerbeti pek çekmiyor. Böyle yumuşak bir kıvamlı hamur yoğuracağım. Bir bardak un da aldım yanıma. Şu yarısını dökeyim. Siz de birden unu sakın ilave etmeyin. Sonra dönüşü olmaz. Hamuru yoğurdum artık. Bu bardakla 2 bardak tam yeterli geldi. Sizler de yavaş ve dikkatli ekleyin. Kıvamı da gördüğünüz gibi gayet yumuşak. Sakın sert hazırlamayın. Bu sefer şerbetini çekmez. Ben böyle yuvarlak borcama yapacağım. Hiçbir şekilde içerisini yağlamayacağım. Gerek yok. Cevizden biraz daha küçük parçalar koparıp yuvarlıyorum. Ondan sonra şeklini vereceğim. İster böyle elinizde bir kaşıkla şekil verebilirsiniz. İsterseniz çay bardağıyla da verebilirsiniz. Hiç fark etmez. Şöyle de çok daha rahat oluyor. Anladım. Şimdi fırına götürüyorum. 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Ortalama 30 dakika ile 40 dakika arasında pişecektir. Soğuk şerbeti üzerine gezdiriyorum. Hafif kaşıkla şöyle iyice dağıtayım, her yeri ıslansın. Üzerini bir şeyle kapatacağım. İyice şerbeti çekene kadar en az 2-3 saat dinlendireceğim. Şimdi üzerine fıstıkla süsleyip servis edeceğim. Arzu ederseniz Hindistan cevizi de koyabilirsiniz. Gayet güzel şerbetini de çekti.
keseyim. Sizler de kıvamını görün. Gayet güzel içini çekmiş. Umarım sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.